İyi günler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz elimdeki beyaz patates. Arpaçay Meydancık köyünde adresimiz Meydancık köyüdür. Almak isteyen arkadaşlar 0553 117 88 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirler. Herkese tavsiye ederim. Alan pişman olmaz. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Evet. Evet, maşallah diyelim. Çok güzel patatesler. Tarkan Kaya, Arpaçay Meydancık Köyü. Her şeyinle meşhur olduğumuz gibi patatesim de rekor kırıyor bu sene maşallah. Maşallah, ne iş yapsanız hakkını veriyorsunuz. Aynen öyle. Çoban köpekleri, aynen öyle. Rahvan atlar. Rahvan at, çoban köpeği hepsi bizde meşhurdur. Yani bizden sonra birkaç kişi bu gazete mazete işlerine heveslendi. Pancar da ekiyor musunuz? Pancar ekmiyoruz, mısır silajı ekiyoruz. Mısır silajı. Hayvanlarımız için çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Silajlar 400 bin lira mı? Silajlar bu sene 400, 450, 500'e kadar gitti. Paketliler de 700, 750 arasına gitti işte. Evet, tam fırınlık patates tam fırınlık, almak evet, isteyenler. Gördüğünüz gibi bembeyaz, her şeye gider. Yemeği olsun, kızartma olsun, haşlama olsun. Gördüğünüz gibi işte efendim. Gübresiz, organik, 10 numara patatestir yani. Bundan iyisi de ne olur bilmem artık. Can sağlığı. Aynen öyle. Helal. Hey! Hey! Hey yavrum benim. He! Köyde hayat var, hayat. Sür ola sür. Tarnada bile yani gelir bu keyfimizi ile o yan bu yan sürüp. Yani zevk için keyfimize biniyoruz yani. Köylü bu zevk kişidir. Meraktır. Beyaz patates. Beyaz. İsmim Tarkan Kaya. Arpaçay'da oturuyorum. Tanıyan arkadaşlar var zaten. Az evet. Çok. Biraz medya tanıyor seni. Vallahi böyle bu patates matates işine bulaştık. Bu ne kadar de, ektiniz? Bir 15 dakika ekti abi. Bu sene de pahalıdı yani her şey zaten. Gübresi, işçisi, 150 milyona işçi çalıştırıyoruz. Hastalık vurdu zaten tarlalara ekseri çıkmadı doğru dürüst. Yani ektiğimiz tamam bazı bölgelerden iyi çıkıyor ama bazı bölgeyi de hastalık vurdu. Öyle vallahi nasıl olsun ki. Bunlar kışlık değil mi? Kışlık patates evet. Kışlık patates. Beyaz patates o kumkum olan mı? Bu kepenek gibi oluyor böyle kepekli. Fırına attığın zaman kızartması, haşlaması. İşte fırında böyle ikiye böldüğünde aynen, kum. Aynen öyle kum kum oluyor. Çok güzel patates. Tam fırınlık patates. Tam yani. Fırınlık yani. Herkese tavsiye ederim. Patatesimiz çok güzel. Yerimiz de belli. Arpaçay'da.
arnada bile yani gelir bu keyfimizi elə o yan bu yan sürüblər. Yani zevk için keyfimizə biniyoruz yani. Köylü bu zevk kişidir. Meraqdır. Çok yaygın değil mi bölgede? Aynen yaygındır böyle halk yani bu işlere meraklı hayvan sevgisi var. Ha, oradan da biri gelir ha. Evet. O da koşup laylankaya koşup evet. Gelir. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, nereye gidiyorsunuz? Vallahi bir de kartona geldim. Kartol mu götürdün? He. Nasıl işler lan anlat. İşler iyiydi. Durum iyiydi. Sizi bir tanıyalım. Ben Öner Göksay. Hangi köy? Meydancık. Meydancık köyündensiniz. Bu ne diyorlar bu arabaya? İki teker. Kaşka. Kaşka. Payton başkadır. Şimdi buradan patatesleri Python yükleyip... Payton üstü şeyliydi, kapalıydı. Patatesleri yükleyip köye mi götürüyorsun? He. He. Hey yavrum benim, köyde hayat var, hayat. Sür ola sür. Gel hele bir bunu da röportaj, bu da hayatından vazgeçip. Gel hele, gel ne deyirsen yaklaş. İsmini öğrenelim. Selam aleyküm. Kolay gelsin, aleyküm selam. İsmim Ayvaz Aydın, Karaurgan köyündenim ben. Hangi köy? Karaurgan köyü. Karaurgan, evet. Hayat bitmiş köy yerinden. Yemin torbası 160 milyon. Hayvan para etmiyor, çiftçi ölmüş. Durumumuz böyle vay. Tek güzelliği doğa, hava. Doğa. Değil mi? Doğada bir şey vermiyorlar ki. Patates ekmiş. Doğada bir şey vermiyorlar. Patates, matates, geler geçer. Çok lezimlerdi. Ha valla zaten çıkmayıp. Adam 100 dakika yere girdi, patates çıkmıyordu. Valla. Ha bunlar değil. Gel. Bunu beleyekler şimdi. Hep karavanın şey. Abi önceden kürekle söküyordunuz, şimdi makineyle. Valla daha zaman geçtikçe teknoloji de gelişir işte daha ama. Adamlar. Yakında torbalama da çıkar. Şimdi makine var, yoksa bu makine olmasa bunu kim sökecek? Dirgenle, kürekle eskiden sökürler ama. Bu eskiden kadar ekim olurdu ki. En kuvvetli tarla 3 takar, 5 takar. Şimdiden bile tekir 20, 30, 50, 100. Bizim enişte Erkan da gerek yok. O da kuzular da orada oturuyor. Ardahan'dan gelmiş adam burada çalışıyor. Helal. Hey! Helal abi. Yuh! Helal abi, helal. İşte işçilerin şeyi böyle yaşam tarzı, köylü tarzı. Sürünüyor işçiler, ne olacak? Akşama kadar yarım çuval patatese çalışıyoruz. Ardahan'dan gelmişim burada çalışmaya. Yok aramızda. Mazit 75 kuruş gelince adam motoru boşa atmış çekiyor. Mazit adam geldiği için iki motor bitecek. Başta Mazit geçer Türkiye'ye gider abi. Toplayın dayı kurban haydi yallah. Hadi gel sen hadi dayanın. Hadi.
olanı. Afiyet olsun. Selam olsun işçilerden. Maşallah taze bir kurba patatese çekiyor. Hadi hayra. Yemeğiniz ne kadar? 120 lira. Akşama kadar 100 yarım torbaya. Yarım torba patatese çalışıyoruz. Patatesin kilosu 4 lira. 120 lira akşama kadar çalışıyoruz. Sabah 7, akşam 7. Bir çuval patates alabiliriz yok. Yok, kesinlikle. Yok, deniz de kafa kafaya gidiyor. Günlük 120 lira para alıyor, sözde ev geçindiriyor. Yazık, 120 lirayla hiçbir bir şey alamıyor. Yani yarım çuval patates. 7 kilo tavuk, 5 kilo tavuk var. Kırmızı etin kilosu 10 liradan biz alıyoruz, biz çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz ama tavuğun eti 20 lira. Neden böyle abim? 4 lira yok. Geçen sene 1,5 alıyordum. Şimdi 4 lira bulamayacağım diyor. Don. 10 kişi bir yere gidiyor. Ne var vereceksin? Hemen kuma torba kilo kumanda. Bak. Bu sefer torba verin. Var.